Başkanım, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Mustafa Türel, 1982 Kocaeli Karamürselliyim. Doğma büyüme Gebzeliyim. 12 yaşından beri Milli Görüş Hareketi'nin içerisinde bütün teşkilatlarda bugüne kadar gelen süre içerisinde görev yaptık. Teşkilat mensuplarımız bu noktada istişareler yapıldı, uygun gördüler, değerlendirildi. Yaklaşık pandemi sürecinin başıyla beraber 7 aylık bir süre içerisinde Saadet Partimizin Gebze İlçe Başkanlığını görevini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Gebze'nin en önemli sorunu nedir? Altyapı sorunu malum, Refah Partisi döneminde bizim belediyecilik iktidarımızın da yapılan altyapıyla bugüne kadar gelinen noktadaki süreç devam ediyor. Altyapı sorunuyla alakalı sorun var diyebiliriz. Bunu niye söyleyebiliriz? Yaklaşık 2 ay önce bizim dönemimizde yapılan altyapındaki bir borunun ana hattının patlaması neticesinde Gebze'de yaklaşık 3-4 günlük bir su kesintisi sağladı. Yani bunu şu manada sormak lazım. Bunun oluşulduğu noktada bugüne kadar yapılan bir işin takibi açısından, bunu daha da onarılması açısından, daha da sağlamlaştırılması açısından değerlendirilmiş olsaydı bugün en basiti 3 ay önce yaşamış olduğumuz bu sıkıntısını yaşamamış olurduk. Sosyal tesislerle alakalı bu manada da yeterince bu noktada hizmetimiz yok. Niye yok? Çünkü Gebze'li nüfusunu gündüz 1 milyon olan bir ilçe, yaşayan halkın da burada parayı kazandığı noktayla beraber etrafımızda, işte bu tarafta İzmit'imizde, bu tarafta İstanbul'umuza geçerekten bu sosyal alanları kendi bölgemizden ziyade çevre ilçelerden ya da çevre illerden sağlıyor bu eksikliği. Dolayısıyla bunu da eksik olarak görülebilir. Sabah pazara gittiğinizi söylemiştiniz. Pazarla alakalı bir şeyler söylemek ister misiniz? Esnafın rahatsız olduğu durum, yeriyle alakalı olan, yani burası kapalı pazar mı diye soruyor. Bu nasıl kapalı pazar diye soruyor ve ciddi manada oranın gerek üstünün konumlandırması, gerek su giderlerinin, kanallarının aşırı derecedeki olan yağışların kaldırmadığıyla alakalı ve bir kısmının hali hazırda da açık olduğu esnafın bu noktada. Yani açık pazardaymış gibi çadır kuruyorlar orada o şekilde. Ha, bugün çadır kuruyorlar ama yarın önümüzdeki kış geliyor diyor özellikle arkadaşlar. Bununla alakalı özellikle bize söyledikleri şu: yani hakikaten yetkililere, kamuoyuna ifade edin, bizim bu sıkıntımız, önümüz kış geliyor, bir an önce ortadan kalkması için temennilerde bulunuyorlar da rahatsızlıklarını ifade ettiler. Parti olarak Gebze'deki hedefleriniz nelerdir başkanım? Bundan sonraki süreçte istenilen şu ki tekrardan Saadet Partisi Milli Görüş Belediyeciliği burada bir an önce iktidar olması. Bu manada da nerede kalmıştık deyip kaldığı yerden yenilikler katarak tecrübesiyle, bilgi birikimiyle beraber hayırlı, bereketli hizmetler yapmak. Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz başkanım? Nasıl buluyorsunuz belediyenin çalışmalarını? Şu mümkün. Yani ya tamam, bunun belki 5-6 aylık süre içerisinde pandemi sürecinde bir şeyler yapılamadığı olarak gözlenilirse, ama gelinen noktada şöyle, siz de burada yaşıyorsunuz. Sorduğumuz zaman vatandaşa, hani gözle görülebilir, yani şunu da yaptık ya da proje başladı, nihayete erme aşamasında olacak dediğimiz çok da bir durum söz konusu değil. Ne tür faaliyetler yapıyorsunuz başkanım Gebze'de? Bir saat önceki ziyaretlerde de faaliyetsel olarak bakıldığında gördük. Niye gördük? Vatandaş şunu ifade ediyor: hayırdır, seçim mi geldi başkan diyor. Buradan bile insanların bu noktada hakikaten siyasilerin seçimden seçime değil, seçimin haricinde seçildikleri ya da seçilemedikleri dönemlerde de bir araya gelinmesi, onlarla hasbihal edilmesi. Yani en basiti şunu görüyorsun: ya bugün bir selam veriyorsunuz, hayırlı bereketli işler diliyorsunuz ve ciddi manada, çünkü niye, insanla değer verildiği noktada insanımız ya sizden bu noktada samimiyet bekliyor, ünsiyet bekliyor. Tabii onun akabiyle beraber yetki makamındaysanız da olması gereken çalışmaları bekliyor. Ama bunu göremediği noktada işte bugünkü gibi hayırdır başkanım diyor, yani seçim mi var diyor. Ülkenin geleceğini nasıl görüyorsunuz başkanım? Dün bugünü, bugün yarını aratacak duruma gidiyor. Çünkü bugün bunu madde madde ele aldığımız en başındaki işsizlikle alakalı olan sıkıntı kısım var. Kaldı ki bizim sanayinin, belki Türkiye sanayisinin %20'lerde olan bir ilçedeyiz. Biz bunu buradaki bu manada hissederken Anadolu'ya bakıldığı noktada bunların hissedilmesi mümkün değil. Ve gelinen noktada şudur ki en yakınımızda yaşanan olay Darıca ilçemizde bugün bu intihar vakası gencin. O gencin de yazmış olduğu mektuba bakıldığı noktada eğer ben Mustafa Türel Saadet Partisi ilçe başkanı olarak bunu o noktada hissedemeyip, bununla alakalı dert edinemeyip, bu arkadaşımız, bu kardeşimiz nasıl bir duyguya büründü ki, nasıl bir ortamda, nasıl bu duygulara büründü ki, bunu bir sorgulamak lazım bugün.
diyor. Bu gidiş nereye dedirtiyor kendinden. Bunun için bu işsizlik oranlarıyla ortada, toplumun birbirinin ötekileştirme olayları oranlarıyla, toplumun gergin ortamlarla kutuplaştırarak, ötekileştirerek, dolayısıyla onun da getirdiği bir gerginlikler. Özellikle yeni yetişen neslin saygının, sevginin, örfün, anenesinden, inancından uzaklaştığını, bu noktada da toplumsal olumsuz vakaların, vukuatların ortaya çıktığı da ortada yani yaşanıyor. Bunu yaşıyoruz. 18 yıllık bir süre geride kaldı. Artık bırakın, artık fotokopisi değil, aslında rücu edelim. Aslında bir an önce desteklerinizle, desteğiniz yetmez, çevrenizdeki eşiniz, dostunuz, nüfusunuzla beraber bu noktada hep birlikte omuz omuza çalışarak saadet iktidarını hayata geçirmemiz lazım. Gevzenliği olma meselesiyle alakalı düşüncelerimizden başlayalım. Rahmetli Pembe Güllü zamanından beri geliyor zaten parti olarak. Yani düşünceler olarak da 82 plakası o zamanından basılmıştı ve en son olarak da bir olması gerektiğiyle alakalı da, hatta bir tık ötesinde ben çevre ilçe başkanlarıyla bir araya geldik. Eskiden bizim beldemiz olan ilçelerimizle beraber bir toplantı yaptık. Bir araya geldik. İl olmasıyla alakalı. Kesinlikle şunu ifade edeyim. Gebze il olmalıdır. Tam olarak neler söylemek istersiniz? 6 aylık ilçe başkanlığı süreciyle yeni yönetim oluşmuş durumda. Ve bununla beraber de birim başkanlıkları ve yaklaşık 22 mahallemizde de mahalle temsilcilikleri ve yönetimleri oluştu. Bunun akabiyle beraber önümüzdeki günler şunu göreceksiniz. Gerek mahalle temsilciliklerimizden gelen, mahalledeki tabiri caizse eksikliklerin, aksaklıkların, olumsuzlukların ya da olumlu noktadaki çalışmaların irtibat noktasıyla beraber bir ciddi manada istişareler, değerlendirmelerle beraber bu insanımıza faydalı çalışmaların yapılabilmesi noktasında mevcut yönetimdeki arkadaşların katkı sağlamak, şu manada katkı sağlamak, olumlu manada katkı sağlamak. Tabii olumsuz gördüğümüz noktadaki eleştirileri de yapacağız. Olumlu noktadaki hayra motor olma noktasındaki üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Gebze'li insanlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.